Sanki mazisi hiç yok bunun. Bir şey sıkıntı geldi, ben öleceğim. Mayası ne olmuştu? Onu unutmuş. Ha, kullan mazini. Defalarca oldu. Defalarca. Hiçbirisini kullanmıyor. Hiç mi bir tanesini kullanmıyorsun ya? Normalde bu Osmanlıca dirayet, bizim Latince'de zekaya tekabül ediyor abi. Yani geçmişteki bilgilere çabuk ulaşıp neticede böyle çabuk çözüm üretiyorsun. Evet. Ama çözümü üretiyorsun, tamam mı? Ona göre davranıyorsun. Şimdi sen bir sürü 10 sene, 7 sene psikoloji sıkıntı çektin. Bu kadar. Hiç mi tecrüben olmadı? Onu kullansana şimdi. Şimdi kullan. Sanki her krizde, her olayda, her gelişen hadise yeniymiş gibi davranıyorsun. Bu dirayetsizlikten geliyor. Dirayet sahibi dur der, temkinli hareket eder, tamam mı? Dur der. Bunu benzeri yaşanmış mı? Tıpı tıp aynı olmaz. Ya kriz tekrar etti. Ona şey diyorlar. Tekrar etmeye, yeni olmaya. Kriz tekrar etmez. Şey geçiriyor derler ya, atak. Hani atak geçiriyor ama geçmiş tekrar ediyor. Krizi tekrar gel. Hayır. Tekrar değil. Yenidir. Hayatın tekrarı yoktur. Ki krizin tekrarı olsun. O yaşanan yenidir. Ha, kısacası o bilgileri, oradaki kazanımların var. Sıkıntıya karşı kullandığın yöntemin yok mu? Al şimdi kullan gene. Şeytan aynı şeytan. Yaptığı aynı. Yeni bir gündemi yok adamın. Elindeki malzeme de aynı. Aynı. Sen öleceksin dedi bir hafta önce. Şimdi de öyle diyor. Başka bir şey demiyor ki. O zaman ikna olduğun, tatmin olduğun bir şeyi şimdi kullansana. Abi unuttum. Not al deftere. Boşuna mı o 20 seneden beri bağırıyorum. Hatta çok özür dilerim. O kadar yalvarıcısına bağırıyorum ki havlıyorum. Sana köpek olmuşum. Yani diyorum ki yaz Allah'ını seversen ya. Yaz. Yaz diyor Allah Resulü, diyor ki gelen mana kuş gibidir, ayağından yakalayınız. Yazın diyor, tamam. Yaz da sıkıntı geldiği zaman, sıkıldığın zaman o